Evet, biz burada basın açıklamamızı yaparken, mecliste adaletten, hukuktan bahsederken, şu an biz mecliste basın açıklamamızı yaparken Urfa Adliyesi önünde bir anne 2 yıldan fazladır adliyenin duvarının önünde oturmuş adalet bekliyor. 18 Temmuz'da Urfa Adliyesi önündeki bu nöbetimize son vereceğiz. Ve burada yeni Adalet Bakanı'nın bir sözünde kendisine hatırlatıyorum. Geç gelen adalet, adalet değildir diyor. Adalet Bakanı bu sözünü kullanırken iş yerinde başlayıp devlet hastanesinde kameraların önünde yüzlerce tanığın önünde bir katliam yapılıyor. Katliamı azmettiren kişi hala tutuklu değildir. İki evladı ve eşi hastanede katledilmiş olan anne adliyemden nöbet tutuyor. Bir evladı da üstünlerin talimatıyla hala tutuklu bulunuyor. 18 Temmuz'da Malatya'da Hasan'a katliam davasının duruşması görülecek. Burada hakimler karar verirken toplum adına karar veriyor. Eğer bu duruşmada, 18 Temmuz'da yapılacak duruşmada toplumun vicdanını rahatlatacak bir karar çıkmadığı takdirde annemle birlikte adalet nöbetimizi Ankara'ya taşıyacağız. Eğer toplumun vicdanını rahatlatacak bir karar çıktığı takdirde de anne artık bu nöbete son verip evine geri dönecektir. 5 yıldır bir adalet hukuk mücadelesi veriyoruz. Davamızı takip eden, mücadelemize sahip çıkan başta hukuk örgütlerine, siyasi parti temsilcilerine ve vicdanlı tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz.